Ne tapusu ya? Ne tapusu ya? Kimin malını kime satıyorsunuz siz? Ne rayişi? Hangi rayişten bahsediyorsunuz? Hayırdır, evimizi elinizden mi alacak? Evimizi elinizden mi alacak? İlçenin kaderine imza atanlar burada oturuyor. Sanık dönemiymiş. Evet, Sayın Başkanımız güzel bir insan, değerli bir arkadaşımız. Ama başkanlık makamı tartışılır. İyi yönleri var, eksi yönleri var. Sultan Bey'in dertlerini kendilerine dert edinebiliyorsalar, o dertleri dediğim gibi dert edinip bir şeyler yapmaya çalışıyorsalar ne mutlu bize. Ben burada doğdum. Sultanbeyli köydü. Biz mektuplara Sultanbeyli köyü Kartal İstanbul yazardık. Sultanbeyli köyken o dönemler biz daha mutluyduk. Olağanüstü birlik, beraberlik vardı. Şu anda Sultanbeyli'nin yani bir başı boşluk var. Değerli kameraman arkadaşım şurayı bir çeksin. Dön abisi şöyle. Şuradaki kulübelerinde mesela orada bir taş koymuş bir tanesi üstünde. Ne var orada? O kulübelerde ne var diye bir başlık at abi. Mesela o kulübelerde ne var? Hiç merak ettin mi sen? Orada ayakkabı boyacısı abilerimiz var. Emekçi abilerimiz var. Ben Trabzonluyum. Trabzon meydanda çok basit. 5 metreye 7 metre bir kabin yapmışlar ahşaptan. Orada boyacı arkadaşlar var. Orada insanlar gidiyor Lostura'ya, işte ayakkabısını boyatıyor falan. Şimdi Sultanbeyli'nin merkezi, ana arteri. Şurada şu demirler, ipler asılıyor. Ya bu nedir ya? Kardeşim, burada kimin malını kime satıyorsunuz siz? Onu anlamadım. Ne rayişi? Hangi rayişten bahsediyorsun? Dedim ya, kimin malını kime satıyorsun sen? Onu anlamadım. Rayiş yüksek diye bir kelime yok ya. Zaten yüksek. Ne tapusu ya? Şu an bizim evin tapusu yok. Ne olacak? Hayırdır, evimizi elimizden mi alacaktık? En ekonomik şartlarda bu Sultanbeyli halkı, Sultanbeyli yaşayan insanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında durmuştur. Duruyor da, ama bu Sayın Cumhurbaşkanımızı kandırdılar ya. Kandırdılar abicim, bu kadar basit yani. Nasıl kandırdılar? Bir karı bir koca emekli, işte 200 metre bir yeri var. Nasıl alacak ya? Adamın parası 1 milyar maaş alıyor, emekli maaşı. Nereden tapu alacak? Ne tapusu ya? Özellikle tapuyla ilgili Sultanbeyli halkın mağdur. Burada insanlar belediye yürüdü. İşte yürüyebilir, ne var ki? Yürümekten yollar aşılmıyor ki ya. Hemen birileri mahkemeye veriliyor, bir şeyler oluyor ya. Herkes birbirinden korkar oldu yani. Korkmayın ya. İnsanlar yazsın, çizsin, herkes kendi fikrini beyan etsin. Eğer bir koltuğu işgal ediyorsak o koltuğun hakkını da vermek zorundayız. Veremiyorsak istifa et kardeşim, birileri gelir o koltuğa. Hani neredeysen, hangi müdür müsün, amir misin, neysen ne yani. O yüzden Savaş kardeşim, mikrofonu tut, insanlar konuşsun. Ama konuşan insanlar da korkmayın, yayınlayın kardeşim ya. Bir şey yok ya. Ya Gökhan Bey'in diye bir kardeşimiz var Sultanbeyli'de, ondan Allah razı olsun. O baya bir şey yapıyor. Bizim İzzet Aydın'a da selam olsun, bir şey paylaşıyor. Biraz sonra 40 yorum geldi, yorumları siliyor. Hayırdır İzzet, niye siliyorsun yorumları ya? Korkma kardeşim, yazsın insanlar, fikrini beyan etsin. İnsanların yapmış olduğu yorum o sayfa sahibini bilmem neyi bağlamaz ya. Kim ne yazıyorsa o kişiyi bağlar. Tamam mı kardeşim? Basın özgür olmalı. İnsanlar özgür olmalı. İnsanlar konuşmalı. İnsanlar fikrini beyan edebilmeli. Sen de bunu özgür bir şekilde yayınlaman lazım. Ha abi ya, destek alamıyoruz, sponsor olmuyorlar, işte belediye bize para veriyor diyorsan, kardeşim yapmayın, kapat gitsin kanalı ya, bırak o zaman. Ben mesela şimdi abi, ben dükkan kiramı ödeyemiyorum. Abi ödeyemiyorsan kapatacağım abi. Daha güçlü bir esnaf gelecek, kusura bakma. Bırakın taşa toprağa yatırım yapmayı. İnsanlara, şu gençlere yatırım yapalım. Ya diyorlar aslında bu tam Alaaddinlik bir iş ama ya bu işte agresif, işte bu deli. Ya şu anda görev verilecek kişinin ehliyetine, diplomasına, liyakatlığına, onurlu, gururlu, namuslu, şerefli olup olmadığına bakan yok. Eğiliyor mu eğiliyor, yalıyor mu yalıyor. Tamam işte, bu kadar. Ne, başka bir şey yok. Milan işte tamam başkanım, olur başkanım işte. İşte ilçe başkanının veya ki işte falancının çantasını taşıyacak. Kapısını açacak, yönetici aranıyor ya. Ya şurada bir tünel yapıldı.
Ama Sultanbeyli Hergele Meydanı. Bunu yaparken kime sordunuz mesela? Da burada bütün abuk sabuk işler burada oluyor. Mesela Kızılay çadırı burada. Ben de kan verdim. 10 kere kan verdim. Kızılay işte kamyonları, otobüsleri burada her gün durmasına gerek yok. Kızılay'a burada mütevazı güzel bir ofis yapın. Meydan da güzel olsun. Polis arabaları, zabıta arabalar. Ya bir tane acil bir araba dursun burada, sorun yok. Hani eğer aciliyetli bir şey varsa. Burası işte emniyetin, zabıtanın, Kızılay'ın otoparkıysa o zaman buraya yazın işte. Bir tanıdığı geliyor, adam tak düğmeye basıyor. İçeri giriyor bir araba, çıkıyor. Kim olduğu belli değil. Sultanbeyli'nin, mülkamirlerinin derdi Sultanbeyli olmalı. Sultanbeyli diye bir dertleri olmalı. Ama ne hikmetse ya burayı, buranın ilçenin kaderine imza atanlar burada oturmuyor. Sultanbeyli'de oturmuyorlar arkadaşım ya. Mesela işte geçen sene pedala bastık burada mesela, değil mi? Pedal. İşte pedala bastık. Ne pedalı abi? Hayırdır abi, neyin pedalına basıyoruz anlamadım. Yaya yolun yok, bisiklet yolun yok. O yok, bu yok, pedala basıyorsun. Abi lütfen ya. Lütfen abi, insana gülerler ya, anladın mı? O yüzden pedala basma, çok basit. Anlatayım ben sana. Tünele girmeden şu cadde, Ferah Caddesi. Ferah Caddesi. Ferah Caddesi'ni düz devam ettiğinde orman işletmeye bağlanan bir cadde. Ve Ferah Caddesi'nden orman işletmeye kadar bana yetki versinler, para da istemiyorum, ben bisiklet ve yaya yolu yapacağım. Hadi yaz abi bunu, başlık at. Alaaddin Aksoy olarak Ferah Caddesi'nden bana yetki versinler. Ferah Caddesi'nin başından orman işletmeye Aydos'a kadar bisiklet ve yaya yolu yapacağım. Tamam mı Savaş? Sen de şahit ol, kaydı al, alıyor zaten. Çekiyorsun değil mi abisi? Şaka yapmıyorsun. O yüzden kardeşim çok basit, filozof, mimar olmamıza gerek yok. Böyle bir güzel bir meydan oldu madem öyle. Şu meydana da el atılmalı ya. Ya şu otoban direkleri buradan kalkmalı. Şu otobana, yan yollara çek abisi şunları çek. Yanmıyorlar zaten. Yanmayan direkleri, lambaları çek. Kardeşim şu bunlar yan yollara ve otobanlara koyulan direkler bunlar. İlçenin kaderine imza atan arkadaşların ufku geniş olmalı. Aman koltuğumdan olurum işte inşallah falan yapmayın. Ya başkana kötülük yapıyorsunuz. Ben sayın belediye başkanıma buradan tekrar söylüyorum. Ben ona 10 sene önce dedim ki değerli başkanım, senin birim müdürlerin, başkan yardımcıların sana değer katabilmeli. Anladın mı? Onların artı ve eksileri sana yazar dedim, bana yazmaz. Başkanımla çok defalarca oturduk kalktık ama hepsi masada veya havada kaldı. Son olarak gerçekten emeğinize, yüreğinize sağlık. Zor bu işler. Ulusal kanalları izliyoruz mesela. Onlar da zorlanıyor. Güçlü firmalar yeri geldiğinde bir yerlerden aranıyor. Oraya reklam verme. Abicim benim rızkımı A, B, C, Z diye bir parti vermiyor. Kişi de vermiyor. Benim ve bizim bütün ümmetin rızkını adına kurban olduğum Allah veriyor. O yüzden Cenab-ı Allah herkes işini gücünü rast getirsin. Sana da yeni çıkmış olduğun yolda başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum.